Demek Bahar böbreğini vermek için İngiltere'ye gidiyor. Evet. Bu Ziya onun sevgilisi falan mıymış? Eski nişanlısıymış. Ah, niye ayrılmışlar ki? Bilmiyorum. Soner'cim ne kadar üzüldüm bilemezsin. Ah, o küçücük hassas Deniz'in böylesine kaba bir olayla karşılaşması korkunç bir şey. Bahar'cığım lütfen bundan sonra daha dikkatli olur musun? Şimdi nasıl Deniz? İyi. Bahar'la beraber uygun bir dilde anlattık olanları, anlayışla karşıladı. Uyuyor şimdi. Ah canım. Otursana. Bahar sen de otur. Ben... Otur lütfen. Kusura bakma Filiz, sen de böyle aile meselelerinin ortasına düştün. Ah, ne alakası var canım? Bahar ve eski nişanlısının arasındaki mevzu niye aile meselesi olsun ki? Ama bir şey söyleyeyim mi? Adam hala sana sırılsıklam aşık. Adamın paçalarından aşk akıyor yahu. Bahar'cığım, seveni bulduğunu bırakmayacaksın. Sen de bulmuşsun böyle adamı, neden üzüyorsun? Öyle değil mi Soner? İngiltere'ye ne zaman gidiyorsun? Büyük ihtimalle yarından sonraki gün. Soner'cim, Bahar burada yokken sen Deniz'i hiç merak etme. Filiz ablası onunla ilgilenecektir. Siz hiç merak etmeyin. Arkadaşım Deniz'le ilgilenecek. Aa, ben burada dururken hiç olur mu öyle şey? Filiz ablası ona gözü gibi bakacaktır. Çok güzel olacak Soner. Deniz'i sinemalara götürürüz, parklara götürürüz. Bildiğim harikulade fasaneler var. Deniz bayılacak. İzninizle. Bahar! Senin şu nişanlına... Eski nişanlım. Aman canım, sıfatların önemi var mı? Adı neydi, Ziya mıydı? Evet. Yakışıklı adammış. Sana bir arkadaş tavsiyesi. Bence bir daha düşün. İzninizle Soner Bey. İstediğin dosyalar al. Al ve git diyorsun yani. Aşk olsun. Kabalık da yakışıyor sana. Daha böyle serseri bir hava veriyor. Ama bazen de kırıyorsun. Ama olsun. Böyle daha çekici görünüyorsun gözüme. Filiz, az önce olanları gördüm. Canım çok sıkkın. Ben biraz dinlenmek istiyorum, kafamı toparlamak için. Çok güzel. Hadi gel dışarı çıkalım. Gezelim, içelim, eğlenelim. Kafa dağıtalım. Yorgunum diyorum, yorgunum diyorum. Yorgunum. Beni reddettiğine inanamıyorum. Şu kapıdaki adam kadar kibar olamıyorsun. Ona git o zaman. Ziya Bey'le gez dolaş. Düşünmedim değil. Ama sen dururken onu seçmek aptallık olurdu. Ben tercihimi senle yana kullandım. Bana öyle bakma. Korkutmuyorsun. Aksine daha da çekici geliyorsun gözüme. Ben şimdi gidiyorum. Ama şimdilik. Nazlı'ya bakmıştım da. Deniz nerede? Odasında Süleyman'la şarkı söylüyor. Seninle bir şey konuşabilir miyiz? Gelsene. Tabii. Ziya. Bu ameliyatı nereden duymuş olabilir? Bilmiyorum. Peki bu... Ziya'nın dedikleri, yani kaza olmuş. Sen de bir takım ameliyatlar geçirmişsin. Şimdi yeni bir ameliyat. Yani Ziya'nın dediği gibi bu senin için bir risk yaratır mı? Hayır. Evet, ağır ameliyatlar geçirdiğim doğru ama hepsi geçmişte kaldı.
Şimdi gayet iyiyim. Peki doktoruna sordun mu? Durumunu biliyor mu? Evet, elbette. Konuştuk. Biliyor. Ameliyat için bir sakınca görmüyorlar yani, öyle mi? Hayır. İnanın bir sorun yok. Olsa zaten doktorlar böyle bir ameliyata kalkışmazlar. Kimsenin hayatını riske atmazlar. Peki o zaman Ziya niye öyle dedi? Nasıl? Bunu niye yaptığını biliyorum. Olanlar senin suçun değildi derken ne demek istedi? Bilmiyorum. Ama önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Emin misin? Evet. Ya merak etmeyin. Rahat olun lütfen. Ben çok rahatım. Peki. Dediğin gibi olsun. İyi geceler. İyi geceler. Dediğin gibi olsun. İki saattir bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum uyumak için. Sen kendine burada ada çayı demliyorsun. Son abiye bir bardak ada çayı içer misin demiyorsun. Olur mu canım? Nereden bileyim ben sizin uyumadığınızı? Ama benimki de laf işte. Pek üzünlüydün ya, seni biraz gülümsetmek istedim. Bu kadar oldu işte. Ama biraz gülümsedin. Evet. Niye uyuyamadınız? Düşünüyordum. Ne? Ziya'nın sözünü ettiği şey neydi? Olanlarda senin suçun yok derken ne demek istedi? Bu can sıkıcı bir konu. Sizin canınızı da sıkmak istemem. Senin canın sıkılmayacaksa ben dinlerim. Benim hep canım sıkan bir konu bu. Yani konuşmakla konuşmamak arasında bir fark yok. Ne oldu? Yaz tatilinden dönüyorduk. Annem, babam, Sadık, kardeşim. Arabada hep beraberdik. Arabayı ben kullanıyordum. Sadık şarkı söylüyordu. Annem de ona eşlik etmeye başladı. Sonra babam söyleniyordu. Yeter artık, kafa pişirdiniz diye. Önümde bir kamyon vardı. Çok yavaş gidiyordum. Geçmek istedim. Sonra birdenbire başka bir kamyon geldi karşıda. Öldüler. Benim yüzümden. Kazaymış. Sadık çok yetenekliydi. Piyano dersi alıyordu. Konservatuvara girmek istiyordu benim gibi. O dönemde sınavlara hazırlanıyordu. Çok başarılı bir müzisyen olabilirdi. Ben engel oldum. Sen Zehra'da kardeşini görüyorsun. Annemi, babamı ya da kardeşimi geri getirme şansım yok. Ama Zehra'nın iyi bir dansçı olmasını sağlayabilirim. Hayatına mal olacak olsa bile mi? Benim yeniden dansçı olma şansım kalmadı ki. Ama Zehra'nın var. Bahar, dans dediğin sanat, yani müzik yapmak gibi, şiir yazmak gibi bir şey. Yani tabii ki bunlar... Tabii ki çok güzel şeyler ama bunlar olmadan da yaşanabilir. Bunlarla yorulmuş bir hayat yaşamış olsaydınız, aradaki farkı görebilirdiniz. Yaşamakla yaşamamak kadar büyük bir fark. Hem
Zehra'ya bir şey olacak olursa annesi, babası, Cemile Hanım perişan olurlar. Sizler kahrolursunuz. Zehra'nın çok büyük ve çok değerli bir ailesi var. Ama benim arkamdan üzülecek birisi yok. Var. Biri var. Deniz. Deniz için yaşamaya değer. Sadece deniz için değil. Kendin için de yaşamak zorundasın. Kendinle senin varlığını önemseyen diğerleri için. İyi geceler. İyi geceler. Deniz'e söylediğim gibi Zehra ile beraber döneceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.